Evet arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbesine kontrollü darbe kontrollü darbe diyor ya kesinlikle buna doğru söylüyor. Nasıl doğru söylüyor? Şimdi size tek tek açıklayacağım. Bakın doğruluğunu. Şimdi arkadaşlar karşınızdaki kişi FETÖ. Çok büyük bir yapı Türkiye'nin yarısından fazlasını. Bak yarısından fazlasını diyorum. Ele geçirmiş büyük bir yapı muazzam. Emri altında askerler, general, yarbay, albay, savcı, hakim, kuruluşlar, dernekler, milletvekilleri, söylüyorum milletvekilleri, bir parti kurabilecek milletvekilleri, parti kurabilecek mecliste yarı çoğunluğu, yarı, yarıya kadar ulaşabilecek sayıda milletvekilleri, şarkıcılar, televizyon, gazeteciler, saymakla bitmeyecek kadar amirler, memurlar, zabıtalar, bütün <laughs> sivil halktan iş adamları yani en büyük en zengin iş adamları diyelim hepsinden kendisine bağlı futbolcuları da koy. Yani her mecrada kendisine bağlı muazzam büyük bir yapı. Örgüt yani. Yapı değil örgüt olmuşlar. Şimdi bunları eğer ki ne kontrollü darbe yapmazsan bunlar içeri atamazdın. Nasıl atamazdın? Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemiş olduğu kontrollü darbe şu. Darbenin olacağını biliyordu. Önceden önlemedi. Veyahut da daha az şehitle daha erken bir şekilde bu darbeyi bastırabilirdi. Bunu söylemek istiyor. Asıl ama demiyor. Gizli çakal siyaseti yürütüyor bak. Ama onun demiş olduğu gibi önceden önlenseydi veyahut da en hızlı bir şekilde o darbe durdurulsaydı, uçaklar uçmadan, şehitler olmadan bu insanları toplayıp da içeri atamazdık bu pislik, bu lanet, melanet örgütten kurtulamazdık. Bu derecede bunları içeri atamazdık. Nasıl atamazdık? Söyleyeyim size. Düşünün ki 15 Temmuz darbecileri çıktılar köprüye. Durdurdular yolu. Bakın. Siz onu gördükten sonra anında oradaki askerlerin tümünü toplasanız alsanız 50 tane 60 tane 80 tane askere cezayı verirsin. O FETÖ'ye hiçbir zarar vermez bir güvercinin bütün tüylerini düşün ondan bir tane tüy kopartsan ne zarar gelir ona geri bir yürü aynısı İşte kontrolü darbe burada devreye giriyor şimdi onlar orada birazcık darbeyi başlattılar ya köprüyele geçirdiler ya birkaç hani e, atak yapmaları lazım bunlara bağlı diğer generaller askerler subaylar hepsi meydana dökülmesi lazım beklemen lazım ki ne suç işlesinler, ileri gitsinler. Baya yani kendilerini artık savunamayacak. Kesinlikle ortada büyük bir suç olduğu bütün dünya kamuoyunda bunları içeri atmanın kesin onları savunmanın hiçbir izahı olmaması lazım. Arkasından uçaklar uçurdular. Arkasından bakın TRT'yi ele geçirdiler. Arkasından meclisi bombaladılar. Arkasından emniyet sarayını bombaladılar. Arkasından genel kurbay başkanlığını ele geçirdiler. Bütün bu ee, askerler, savcılar, hakimler camilere saldırdılar. Daha sonra televizyon şirketleri Cumhurbaşkanı'na esir, teslim almak için oraya gittiler. Bizim Orgeneral'ımız or Hulusi Akar'ı e, tutuklayarak e, incir, Akıncı hava üstüne götürdüler. Yani bir sürü insanları öldürüp, yaralayıp, helikopterlerle polislere saldırıp biliyorsunuz Ankara'da Gölbaşı'nda Emniyet hani e, mitin olduğu bölgeye oraya saldırdılar. Orada 50 tane polisimiz şehit oldu. Yani şimdi bir tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane kişi öldükten sonra o küçücük düşünün ki, düşünün ki kocaman bir site, içinde belki 5000 daire var. O dairenin içerisinde yangın bir tane dairede çıkmış, 2-3 daireyi sarmadan onu hemen söndürüyorsun. O zaman diğer daireleri yakamazsın. Veyahut da diyelim kavga çıktı. O sitede hemen ilk çıkan kavgada o 1-2-3 daire kavgaya karıştı. Yaralandı öldü. Onlara, onları tutukladın aldın götürdün karakola. Diğerleri daha inmedi. Kimin ne olduğunu bilmiyorsun. Kimin kimden olduğunu. Kimin adam öldürecek. Kimin yaralayacak ne olduğunu bilmiyorsun. Çünkü o 2-3 kişiyi hani o kavgaya karışan 2-3 kişiyi alıp götürüp tutukladıktan sonra diğer bloklardan insanları da tutuklamaya başlarsan işte CHP işte işte çakal siyaseti bu. Cadavuna mı geç, başladın? O gazetecinin ne suçu var? O subayın ne suçu var? Sadece Asya'ya para yatırmış, bilmemiş, yapmış, darbeci değilmiş. Bakın darbeciler tutuklandı. Hepsi Silivri cezaevinde görüntüler olmasına rağmen kamera kayıtları bu ben değilim diyor. Adama gösteriyorsun bakın bu vur emrini öldürün herkes o kir diyor ki ne uçak F16 uçuran diyor ki ne kirpilerden hiçbiri bize ait değil sokakta gördüğün kirpinin hepsini vur diyor. Tomaların hepsini vur diyor. Arkasından bu ses kaydı onlara dinletilince ya birisi diyor benim diyor taklidimi yapmış diyor o ses bana ait değil diyor bak bak. Bütün ses deliller hepsi onda. Whatsapp yazışmaları, baylık yazışma hepsini döküyorsun. Biri bu telefonumu diyor almış indirmiş diyor. Ben bu telefonu diyor bit pazarında satın aldım içinden çıktı diyor. Bakın neler neler ne oyunlar yapıyor. Bu kadar böyle hain, böyle şerefsiz iki yüzlü, bu kadar da güce sahip bir avukatlar, hakimler, savcılar, paralar dünya genelinde gelişmiş bir insana kontrollü darbe yapmazsan sen bunları içeri alıp yok edemezsin. Anca ondan dedim ya güvercinin bir tüy kopardı, bir tüy kopardıysan o tüy daha gürleşir, gelir depene çöker senin soyunu kurutup Türkiye'yi de ele geçirir. Eğer ki onlar bu kadar darbeye yelten meselerdi, bu kadar işi büyütmeselerdi, askerilerden istedikleri kadar adamlar çıkartmasalardı, o tweetlere atmasalardı, hani e, biraz ele geçirdiklerini, hani Türkiye ele geçirebiliyorlar, yarısını ele geçirdiler, çok az kaldı, bir gram yani bir damak kaldı ki Erdoğan'ı tutuklayacaklar. Ondan sonra diğer milletvekillerini bakanları içeri alacaklar. Bunların olduğunu oluşacağını görünce hemen bütün kripto gizli FETÖ'cüler başladılar. Savcılar, hakimler ben baş savcı olacağım, ben başbakan olacağım. Meral Akşener ben başbakan olacağım. Öbürü diyor ben şöyle yargılayacağım, ben böyle yargılayacağım. Bütün hepsi tweetlerini ataraktan hemen yandaşlıklarını, FETÖ yandaşlıklarını belli ettiler. Bütün hepsi sokağa döküldü. Yani sokağa döküldüler de Sokağa çıkmadı. Yani kirli çamaşırlarla döküldü. Bütün bunlar darbe bittikten sonra bunların hepsini esir alıp tutuklayıp darbe yatıştırdıktan sonra bu tweet atanlar, yayınlar yapanlar, o darbecileri savunanlar, Erdoğan'ın sonu geldi, bitti, saltanat bitmiştir. Artık Fetö yani onlar FETÖ demiyorlar da FETÖ e, yönetimi geçirmiştir falan filan. Bunları yaptıktan sonra işte bunları ondan sonra tutuklayıp içeri atıyorsun. Meclisi bombaladılar. Beştepe'yi bombaladılar. 250 kişi öldürdüler. Bunları biz içeri atıp yargılamaya bak. Yargılamaya bile gücümüz zor yetti. Zor. Zor yetti. CHP gibi lanet melanet bir parti varken bunu çok zor yaptık. Yaptık. Bir şey diyemediler. İçleri yandı, sızladı, parçalandılar. Kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptılar. Saman TV'ye mi gitmediler? FETÖ'cü hainlerle mi buluşmadılar? Kontrollü darbe mi demediler? bu darbe sonrasında o hal, o hali ilan etmek öyle kolay değil. Türkiye'desiniz siz eviniz için ya iyi gitsin o hali değil. Bütün dünyada yapmış olduğun o hali bir kere bile uzatırken ya ikinci uzatırken bile dünyada herkesten ayaklanmalar başladı. Dünya devletlerinden seni Erdoğan'ı sıkıştırıyor ve seni uluslararası mahkemede yargılarız. Sen gereksiz yere insanlar tutukluyorsun, diktatörlük yapıyorsun, demokrasiye demokrasiye darbe vuruyorsun. İnsan haklarına müdahale oluyorsun. Sen istediğinin eve girip bak. Eğer o hal olmasaydı adamın evine girip o evindeki bilgisayarı açıp bakamazsın. O bilgisayarı açıp bakman için o hal olacak. Kapsını bile çalamıyorsun. Adam diyor ki ne? Savcıdan izin getireceksin bana. Savcıya gidiyorsun. Savcıdan izin hani hakime dava açması, davanın hani nöbetçi davada dava açması, izin çıkması, onun polise ulaşması, şunu bunu eve gitmen adam bilgisayarına bütün programı siliyor, adam kaçıyor, adam yok oluyor. Zaten polis FETÖ'cü, zaten hakim, savcı FETÖ'cü, sen daha yola çıkmadan herkesin içinde FETÖ'cü, sen o belgeye delile ulaşmadan adam çok da ya yok oluyor ya yok ediyor zaten. Bütün CD'leri, belgeleri alıyor ya toprağa gömüyor ya yakıyor. Bilmem ne abi sen o anda o hal olması lazım. Anında güvenliğin adamlarından tehlikeli gördüğün evlere, kişiler, unsurlara kim yani kimliğini bile soramıyorsun ya. Adam çünkü biliyor sistemi. Avukat kimliğini gösteriyorsun. Ben avukatım, göstermiyorum diyor. Adam zaten FETÖ'cü. Adam zaten yani FETÖ'cü olup da sanki sıradan bir vatandaş mı? FETÖ'cü kalkıp darbe yaptı. Bunu darbe yapanlar çok güçlü insanlar. Generaller, savcılar, hakimler, büyük insanlar. Bu adamlara yanına varıp da öyle birebir şey yapamıyorsun. Adama bilgi soramıyorsun. Adam general. Adamın yanına gönderdiğin senin asker polis onun önünde ceket iliklemesi lazım karşısında. Sen o adama kimliği nasıl soracaksın? İşte onu... Ohal o hal olduğu zaman o adama yetkiyi veriyorsun. Ben Cumhurbaşkanı'nın direkt emriyle geldim. Göstereceksin diyor adam. O hal var. Bitti. Göstereceksin kimliğini. Çıkaracaksın. Ben eve gireceğim. Her köşeyi arayacağım. Çekil kenara diyor. Yok savcıdan izin aldım. Hangi savcıdan aldın? Niye aldın? Kimmiş? Ben o savcıyı bir arayayım. Ben bir avukatıma danışma. Avukatım gelsin falan filan. Giremezsin dur. İşte böyle yapacaklar yoksa. Avukatım gelsin. Avukatım gelmeden giremezsin. O hal olmasa. O hal iki kere üç kere uzattım. Bütün dünya ayaklanıyor. Bütün dünya ayaklanıyor. FETÖ'cüleri koruyorlar. Niye kaçırmadılar mı Adil Öksüz'ü? Nasıl kaçırdılar sanıyorsunuz? Hangi ülkenin hangi milletvekillerinin uçağında gizlice uçtu gitti kim bilir? Hangi 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 ülkenin bak hangi ülkenin diyorum bize gelen hangi ülkenin milletvekili belki incirlikten belki oradan belki buradan uçağın içine koydu kendi milletvekiliyle o ülkenin isim söylemeyeyim gittiği ülkeleri biliyorum yani suç olmasın o ülkeye milletvekiliyle uçağının özür uçağından çıktı geldi adam yani bütün bunları siz kolay mı sanıyorsunuz? Bu adamları sorguladık, içeri attık. Daha hala ikinci yargı istiyorlar. Yani bu adamlar içeride ya şu anda Erdoğan gitsin ikinci bir hükümet gelsin tekrar ikinci yargıya açıp bak ikinci yargı biz haksız yere bunca yıl hapis yaptık. Biz böyle değildik yanlış anlaşıldık o benim sesim değildi bu benim sesim değildi bu benim karım değildi bu beni e, bu bana iftira attı bu bunu bana bir örgüt kurmuş hani örgütün iftirası buydu şuydu buydu diye uyduruk bahaneler deliller savcılar hakimler bir şeyleri kendi yanlarına çekip toplayarak bu savunmayı tekrar yapıp ikinci duruşmada bunlar serbest kalacaklar. Avrupa insan haklarına taşıyacaklar bu işleri. Bilmem nerelere, nerelere uzatıp arkasından serbest kalacak bu FETÖ'cü hainler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani kontrolü darbe demeyince de, bu zaten. Bunları yargılama diyor. Yani yargılayamayacaktın diyor. Bunları yargılayamayacaktın diyor. Çünkü senin diyor savaş uçakların var, kendi askerlerin, MIT'in senin operasyonel yani özel hareketçi polislerin vardı diyor. Bunları diyor daha diyor bu diyor daha darbe diyor da yayılmadan ilk ağzından çıkı çıkmaz darbe bile olmadan hemen durdurabilirdin diyor. Şimdi bak büyük çok büyük çetelerde düşünün mafya filmlerde izliyorsunuz arkadaşlar. Adam ufak bir suç işliyor sen onu varıp tutukladığın zaman içeriye girer onu neyle hitam ettiğini öğrenir avukatını tutar elini kolunu sallayarak gider bir daha dikkat eder bir daha yapmaz aynı şeyi. Aynı hatayı bir daha düşmez ama onu arkasına adam özel ekip takıyor. Bekliyor ki ne, o toz satanların adam öldüren şantajcıların bir suç yaptın iki suç yaptın delil. %100 delil içeriden dışarı çıkmayacak. Bütün delil bu işin başındakiler başının başındakileri yönetenler telefonlar şirketler para sağlayanlar maddiyatlar. Ee, kullanacağı adamlar, teşhisatlar kimlerden emir alıyor, kimler gelip bu yani bilgileri veriyor, nerelere ele geçirecekler, nereden saldıracaklar, kimleri ilk başta tutuklayacaklar. Bir dıdının yani bu iş uzar da uzar uzar gider yani. Öyle kolay değil arkadaşlar öyle. Ha bu FETÖ'cü tutukla gitsin. Arka taraftan dünyanın en büyük avukatını alıyor geliyor. Hem serbest kalıyor hem seni içeri atıyor. Hem de tazminat alıyor senden. Böyle bir böyle bir dünyada yaşıyoruz işte suçluların, zalimlerin hakim olduğu bir de dünyada yaşıyoruz. Eğer ki elinde çok delilli, çok garanti 250 şehidimiz olmasına rağmen yine yargılamakta zorluyoruz adamları ya. Adam resmen meclisi bombaladılar. Getiriyorsun bak FETÖ'yü bize veriyorsun Amerika'ya. Meclisi gezdiriyorsun bak bombayı buraya attılar diyor. Bak biz burada sizin gibi milletvekili diyor. Adam görüyor gözü korkuyor. CD izliyor uçaklar aa neler olmuş diyor. Şok geçiriyor yine de vermiyor adam. Sen bütün bunlara rağmen alamıyorsun, yargılayamıyorsun adamları da. Daha FETÖ'cü askerler ilk köprüye çıkmış 10 kişi orada şey yapacak. Ondan sonra sen onlar hemen ilk hızlıca onlar darbe yapmadan, daha sokağa dökmeden, insan öldürmeden hemen tutuklayacaksın. Arkasında ne diyecekler biliyor musun? Biz bir istihbarat aldık. PKK'dan. PKK İstanbul'a saldıracakmış. Biz o saldırıyı önlemek için çıktık. FETÖ'nün hemen aklı zaten adamı da PKK. Zaten 15 Temmuz darbe sonrasında PKK'nın içerisindeki bizim MIT ajanlarımızın isimlerini, kimliklerini e, Gülten Kışan'a vererek FETÖ hepsini infaz ettirmedi mi? PKK'nın içerisindeki bizim MIT ajanlarımızın hepsini, o ana kuzuların hepsini infaz ettirdiler. Bu şerefsizler işte 15 Temmuz darbe sonrası ne var? Aynı şekilde bir PKK'nın elinden FETÖ bir oraya kandile e-mail çekerdi. Bize saldıracağınıza dair isim, cisim, teminat hani birkaç e, depo, ar diye hani silahtır, bombadır bir şeyler hazırlayın. Böyle bir ufak bir done yapın uyduruktan. Biz onu fakslayın. Biz de onu kendi e, CHP'nimizin eline ulaştıralım. Ya da birkaç hani e, kendi taraftarımızın ellerine ulaştıralım. Askeriye de desin ya bak elimizde belge var. PKK saldıracaktı da biz bu istihbaratı aldığımızdan geldik. Hemen Suriye'nin üstünü örtbastır bastır ettireyim. Türkiye'yi daha güçlü, daha kendi taraftarlar adamları iyice tam kendi e, kontrolü altına aldığı zaman tam o zaman darbeyi ağır darbeyi gerçek darbeyi yapıp Türkiye'nin anasını ağlatacaktı işte. İşte buna buna izin vermek zorundasın ki kontrollü olsun. İyice kimin kimden olduğu, kimin nelere karıştığı, kim ne yapabiliyor her şeyi orada ispat edecek. Adamı tutukluyorsun sorguda. Adam diyor ki bana diyor te, FETÖ diyor tehdit etti. Tehditle yaptırdı diyor ya. Adam kilidi kırıyor. içeriden silah hali çıkıyor. Tak tak tak. Bana FETÖ sıktırdı diyor. Birisi bana zorla yaptırdı diyor. Ailemi tehdit etti diyor. O bana ait değildi. Ses benim değil. Görüntü benim değil. Adamın kamerayla görüntüsünü söyledim. Yine kendisine ait olduğunu kabul etmişsen nasıl bu adamlarla mücadele edeceksin? Nasıl mücadele edeceksin? Kontrollü darbe gerçektir arkadaşlar. Mecbursun bırakacaksın ki ne? Yayla yayla meydan onun olduğu gibi elini arkasına elini hani poposuna derler ya elini poposuna koysun yürüye yürüye gitsin salınsın salına salına yürüsün ki ne? Meydan artık benim desin. Tam o zaman işte biz de çıkarız. Adama